merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceren Ceylan ve bugün başlıktan anlamış olduğunuz üzere sizlerle bir çantamda ne var videosu çekiyor olacağız. Ama çantaya geçmeden önce şu ışık hakkında biraz yorum yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten sağ tarafım biraz daha karanlık, sol tarafım tam böyle aydınlık istediğim gibi. Ama bu evde samimi söylüyorum başka bir arka plan yok böyle düzgün bir şekilde. O yüzden bununla idare edelim lütfen. Şimdi asıl konumuza geçelim. Of, biraz fazla ağır bir çanta bu. Ben bu çantayı eğer vloglarımı izliyorsanız biliyorsunuzdur. Genel olarak okula giderken sırtımda taşıyorum. Ayrıca çantanın içi gerçekten çok büyük. Yani sizler de göreceksiniz birazdan. Bu çanta bu arada Herschel'dan, zaten her taktığımda da vloglarımda söylüyorum mutlaka. Aynı zamanda dış kumaşı normal kumaştan. Açıkçası bu kumaşa başka ne denir bilmiyorum. Kumaş denir herhalde. Ama iç tarafı da böyle su geçirmeyen kumaşı var. O yüzden laptopumu falan gayet rahatlıkla koyabiliyorum. Bu çantanın içerisinde sadece okula giderken kullandıklarım yok. Aynı zamanda başka bir yerde kalacağım zamanlarda yanımda mutlaka taşıdığım eşyalar var. Ama zaten durmadan okul zamanında bir aydında bir annemlerde falan filan kaldığım için bu şekilde durmadan bu çantayı böyle tek bir kit halinde taşıyorum yani yanımda. O zaman cidden artık lafı uzatmayayım ve en ön gözden başlayalım. En ön göz diyorum ama benim normalde günlük hayatta taşıdığım çantaların çoğundan daha büyük bir içi var ön gözü. Şöyle bayağı bir şey oluyor. Yani bunu ben daha doldururdum da bugün yanıma alacaklarım sadece bu kadardı. En ön gözde çıkan ilk şey tabii ki de bir kamera şarjı. Bu şarjsız gerçekten gezememeye başladım. Özellikle çok vlog çekmeye başladığım için şarjım bana gerçekten yetmiyor. Yani durmadan böyle sokakta falan şarj edecek hale geldim kameramı. O yüzden durmadan yanımda taşıyorum. Okula giderken de yanımda taşıyorum. Sonrasında ise tabii ki de laptopumun şarj cihazı çıktı. Bu en ön göz biraz böyle elektroniksel şeylerle dolu açıkçası. Bayağı eskidi artık bu da ama beni iyi götürüyor. Yani herhangi bir aşınma falan olmadı. Normalde bütün arkadaşlarımın şarj cihazları bayağı kötü oluyor. Ben gayet iyi bakmışım galiba. En ön gözde iki şey daha çıktı. Bunları gerçekten nereye gidersem gideyim yanımda taşıyorum. Bir tanesi yüz temizleme mendilim diyecektim. Yüz temizleme mendilim değil. Yüz temizleme jelim. Darfi'nin. Zaten bununla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Hani böyle genel bir cilt bakımımla alakalı bir video mutlaka kanalımda olacak. Biliyorum hep böyle söz veriyorum sizlere, diyorum ki çekeceğim, şunu çekeceğim, bunu çekeceğim falan. Çekemiyorum ama yavaş yavaş hepsini çekmeye başlıyorum. Başladım hatta. Bunu o yüzden böyle çok detaylı anlatmıyorum size şimdi. Ve gelelim bir diğer ürünümüze. Bunu zaten birçok kişi de görmüşsünüzdür artık. Ben de Foreo Kullananlar Derneği'ne katıldım. Benimki böyle bayağı turuncumsu sarımsı bir renkte. Bu renge aşık oldum. Ayrıca böyle bir sürü renk seçeneği var. İşte pembesi, siyahı vesaire. Ama biraz değişiklik yapmak istedim. Şimdi bu Foreo nedir? Yüzünüzü verdiği titreşimler sayesinde gerçekten çok güzel arındıran, hatta şu anda çalıştırdım sizler için. Gerçi yüzüme sürmeyeyim çünkü makyaj var suratımda. Bunu kullandıktan sonra diyeceksiniz ki ben bu zamana kadar gerçekten yüzümü temizlemiyormuşum. Yüzüm o kadar hafiflemiş ve canlı gözüküyor ki size anlatamam. Normalde yaptığım şekilde üstten bir makyajımı miseler suyla çıkartıyorum. Sonrasında Foreo'mu alıyorum ve üzerine yüz temizleme jelimi sıkıyorum. Ve yavaş yavaş masaj yaparak cildimi temizlemeye başlıyorum. Bu arada benim kullandığım Luna Mini 2 olan. Ben günde birer dakika uyguluyorum mutlaka. Aynı zamanda kullanmanız gereken süre bittiğinde, mesela 15 saniye dolduğunda Foreo'nuz size diğer bölgeye geçmeniz için sinyal veriyor. Titreşimleri artı ve eksi olarak azaltıp ya da artırabiliyorum. Tamamıyla size kalmış. Bu titreşimler sayesinde cildinizdeki yağı ve kiri %99 oranında temizliyor. Cildinizi ölü derilerinizden de arındırıyor. Elektrikli ve şarj edilebilen cihaz olmasına rağmen asla su geçirmiyor. Aynı zamanda şarjı 5 aya kadar dayanıyor. Bence en güzel yanlarından biri bu. Özellikle seyahate falan giderken yanınızda ekstradan, benim demin taşıdığım gibi fotoğraf makinesinin şarjı ya da bilgisayarın şarjı gibi, zaten bir sürü şarjla uğraşıyorken farklı bir şarj taşımak zorunda kalmıyorum yanımda. Direkt bunu çantama atıyorum ve çıkıyorum. Böyle bilmeyenler için de küçük bir açıklama yapmış olayım hazır elime gelmişken. Bu ilk gözümüz bitti arkadaşlar. Ve geçelim asıl gözümüze. Şu şekilde içerisine bir sürü şey koydum ve hala daha yer var. İlk başta elime gelen bir makyaj çantası. İçerisinde ne varmış bakalım bence. Bir
tane Gold Rush Benefit'ten aldık. Bir tane MAC'ten kendim yaptığım bir far seti ikili. Bunu genel olarak böyle tatile falan giderken ya da dediğim gibi bir yerde kalmaya giderken kullanıyorum. İşte içerisindeki farları istediğime göre ya da o hafta ne makyaj yapmak istiyorsam ona göre değiştiriyorum. Bunun içerisindeki Soft Brown ve diğerini unuttum ama diğeri gerçekten çok sevdiğim bir far. Görmüş olduğunuz üzere bayağı da bitirdim. Sonra şu sıralar favorim olmaya başlayan bir ürün. Bu da L'Oreal'in Paradise isimli maskarası. Biraz partiye geç kaldım biliyorum. Yeni kullanmaya başladım ben bunu. Uzun süredir drugstore dediğimiz işte uygun fiyatlı maskara kullanmıyordum. Eskiden kullandıklarıma da baktığımda aralarından en iyisi buydu. Ve sonra yine bu sıralar, şu sıralar. Bu videoda çok şu sıralar ya da bu sıralar diyebilirim. Şimdiden özür diliyorum. Okula giderken durmadan kullandığım ve gerçekten çok doğal bir bitiş veren bir ürün. Bu da Benefit'ten Hello Happy isimli fondöten. Benimki 4 numara. Benim her zaman gözlerimin altına kullan. Bu arada çok böyle durdum artık sanki yorulmuşum gibi ama resmen şu anda 18 dakikadır konuşuyorum. Acaba bu video kaç dakikaya düşecek? Şu anda gerçekten çok merak ettim. Konumuza dönelim. Aynı zamanda her makyaj videomda kullandığım ve sizlerin de görmüş olduğu Kat Von D'nin Lokit Setting Powder'ı. Benim göz altlarımı karartmayan tek transparan pudra bu oldu. Bendeki seyahat boy ama asla büyük boyunu almanıza gerek yok. Neredeyse bir sene olacak bu. Yok, bir sene olmayacak. Attım şu anda. Ama 4 ay sonra falan bir sene olacak. Hala daha bitmedi. Yarısından daha fazla var yani görmüş olduğunuz üzere. Hem fiyat açısından büyüğüne göre çok uygundu. Hem de aynı zamanda taşıma açısından çok ergonomik. Sonra bir adet contour fırçası. Böyle küçük boyunu almıştım zamandır. Real Techniques'ten bu. Bunun da adı Mini Medium Sculpting Brush diye geçiyor. Ben aldığım sıra indirimdeydi sanırım. 20 liraya mı aldım? 18 liraya mı ne almıştım? Tabii şu anda dolar bayağı yükseldiği için ne oldu bilmiyorum. Bu arada ışık çok kötü oldu. Neden böyle oldu? Kara bulutlar geldi üstümüze. Biraz açayım mı acaba sizi? Bu da çok mu parlak oldu sanki? Evet. Böyle daha iyi gibiyiz. Bu arada yeni arka planımı beğendiniz mi? Yeni dediğim de aslında hep vardı da ben çok önüne geçemiyordum bu ışık olaylarından dolayı. Sonrasında bir ne kadar hızlı konu değiştirdim. Aydınlatıcı çıkıyor. Bence uygun fiyatlı alınabilecek en güzel aydınlatıcılardan biri Mary Luminizer isimli. Mary Lou'nun likit olanını yapmış The Balm. Simli simli durmuyor. İnsanın yanağında böyle doğal bir ışıltıya sebep oluyor. Eğer bir tane likit aydınlatıcım olsun, uygun fiyatlı olsun diyorsanız ki aslında şu anda da pek uygun fiyatlı sayılmaz ama buna bir bakın derim. Sonra Hoola Benefit'ten benim vazgeçilmezim. Bu da seyahat boy bu arada ve bu da neredeyse bir senedir falan var. Hala bitmedi görmüş olduğunuz üzere. Bence makyaj ürünlerini zaten büyük boy almanın bir manası yok. Bitiremiyorsunuz. Siz bitirene kadar da son kullanma tarihleri geçmiş oluyor. O yüzden böyle küçük boy alın. Rahat edin. Her yere taşıyın. Aynı zamanda bol bol kullanın. Böylece farklı makyaj malzemeleri denemenize de fırsat olur. Benim hızlı bir şekilde favori listeme giriş yapan Benefit'ten yine Kabrow isimli kaş jeli. Gerçi bu kaş jeli değil, kaş pomadı. Mesaj geldi. Bayıldım. Ya bunun da küçük boyu var ama ben büyük boyunu açtım. Fakat bunu bitirmemin mümkünatı yok yani. Büyük ihtimal ben bitirene kadar kurumuş olur. O yüzden alacaksanız eğer bunun da seyahat boyunu alın. Emin olun seyahat boyunun içinde de size 1,5 sene boyunca yetecek kadar ürün var. Bir adet tabii ki de olmazsa olmaz kapatıcı. Bu da Lancome'dan Ten Idol Ultra Wear kapatıcı. Benim şu zamana kadar kullandığım en iyi kapatıcı olabilir. Çizgilere çok dolmuyor, hatta hiç dolmuyor diyebilirim. Aynı zamanda kalın bir yapısı olmasına rağmen göz altını kurutmuyor. Yani belki başkalarını kurutuyordur ama bende herhangi bir kurutma vesaire yapmadı. Ve son ürünlerimize geçiyoruz artık. Bir tane de eyeliner aldım yanıma. Ben genel olarak böyle eyelinerları yanıma alırım ne olur ne olmaz diye. Bir de NYX'ten Fox White isimli beyaz zımsı, pembemsi renkte göz içi kalemi aldım. Bu tür kalemler gözleri biraz daha böyle büyük gösteriyor biliyorsunuzdur. Ben de bu haftaki makyajlarımda bunu kullanmayı düşündüğüm için böyle ne olur ne olmaz diye yanıma aldım. Ve bu çantamız bitti. Okula giderken kullandığım makyaj malzemelerini de göstermiş oldum. Ama şunu da unutmayalım ki bu makyaj malzemeleri her hafta değişiyor. O haftaki modum neyse ona göre mesela bazen drugstore'dan alıyorum. Bazen full böyle pahalı markalardan oluşuyor.
Bu hafta da böyle birazcık yarı pahalı, yarı uygun fiyatlı oldu. Ve gelelim vitaminimize. Şu sıralar ağzımdan vitamin lafı düşmüyor biliyorsunuz ki. Özellikle okula giderken falan vitamin içmeye dikkat etmeye çalışıyorum. O yüzden yanımda da bu koca şişeyi taşıyorum. Çünkü bazen unuttuğum oluyor böyle tek tek yanıma aldığımda. Böyle şişeyi yanıma aldığımda unutmam biraz daha zorlaşıyor. Zaten ağırlığından dolayı unutmamın mümkünatı yok. Benim kullandığım vitamin Solgarm Formula VM75. VM75. Niye VM diye okuduysam. 60 tabletten oluşuyor bu. 2 ay falan beni götürüyor. Aynı zamanda 1 aylık almaktansa 2 aylık almak daha uygun fiyatlıya geliyordu. Aklınızda olsun eğer alacaksanız. Bunu içtiğim zamanlarda gerçekten enerjimde herhangi bir sönme vesaire olmuyor ve odağım biraz daha artıyor derslerde falan. O yüzden okula gitmeden önce mutlaka içiyorum. Sizin de öyle sorunlarınız varsa ilk önce doktorunuza danışarak alın böyle şeyleri. Ben doktoruma danıştım da aldım. Ve sonrasında bir adet kalem kutu. Herkesin çantasında olması gereken. Bunun içerisinde ne varmış ona da çok hafiften bir bakalım. Bir adet silgi. Öteki silgilerimi diğer evde unuttum. O yüzden burada bu vardı. Bunu kullanmaya devam ediyorum. Bir adet Faber-Castell'den mor bir kalem. Bir adet tükenmez kalem. Siyah. Bir adet tükenmez kalem daha. Mavi. Fosforlu kalem. Özellikle böyle bir şey okurken falan altını çizmek için küçük olanlarından almıştım. Bir tane uç. Bir kalem ve bir tane yine Stabilo kalem. Bunun rengine bayılıyorum. 2 senedir falan kullanıyorum herhalde. Rengi çok tatlı. İnsanın böyle ders çalışması falan geliyor bunlara bakınca. Bu uçlu kalemim de merak edenler için Rotring'den. Bunları da yerine koyalım. Ve sonra bir adet kitabımız çıktı. Şu sıralar okuduğum kitap Konuşmayı Kes, Harekete Geç isimli bir kitap. Yeni böyle işine başlamak isteyenler için ya da herhangi bir şey için gaz aramak isteyenler için birebir bir kitap. Bunu sanırım Simla önermişti bir ara böyle hatta geçen sene story'den falan paylaşmıştı. Oradan görüp almıştım. Ancak okuma vakti şimdi gelebildi. Güzel bir kitap. Gaz arıyorsanız gerçekten öneririm. Özellikle son videomdan sonra çok soran oldu. Çünkü videoda böyle belli bir kesitini göstermiştim kitabın. Ve bir de bir ajanda. Zamansız mutluluk ajandası. Böyle güzel güzel mottolar var. Mesela güne harika başlamak için 10 şey. Bol su iç, telefonla çok ilgilenme, güne ve kendine odaklan, gün ışığı, gevşeme egzersizleri yap, yatağını toplamayı unutma, yürüyüş iyi gelir, bugün için en az 3 şeye teşekkür et. Modunu yükseltecek müzikler dinle. Ben bazılarını yapmıyorum diye kalp içerisine almıştım. Bu ajandanın özelliği zamansız olması. Yani herhangi bir tarih falan yok. İsterseniz 2018'de kullanın. İsterseniz 2019, isterseniz 2020'de. En güzel yanı bu. İstediğiniz tarihleri kendiniz atabilirsiniz. Ya da tarih bile atmayabilirsiniz. Ve insanı motive eden bir ajanda. Aynı zamanda bu ajandadan da almak isterseniz aşağıya mutlaka linkini bırakacağım. Bildiğim kadarıyla hem indirim var bunlarda hem de aynı zamanda bir alana bir bedavaydı. Sadece böyle toz pembe renkte olanı da var. O da çok güzel. Birini kendinize alırsınız, birini arkadaşınıza alırsınız, hediye edersiniz vesaire. Güzel olabilir. Ben özellikle okul başladığından beri böyle işler, YouTube vesaire vesaire fazla yoğun olmaya başladığı için artık ajandasız gezmemeye başladım. Mutlaka böyle bir ajandaya ihtiyacım oluyor. Ödevleri falan yazmak için de gayet iyi oluyor. Ve geçelim bir diğer deftere. Bu defteri zaten görmüştünüz. Okul alışveriş videomu izlediyseniz. Bu defter benim böyle günlük olarak kullandığım, okula gittiğimde günlük notları aldım ve sonrasında eve döndüğümde bu deftere bakarak kendi normal defterlerime geçirdiğim bir defter. Aklıma ne gelirse yazıyorum buraya. Bütün derslerle alakalı ya da işte YouTube'la alakalı her şeyi buraya yazıyorum. Bunda çok anlatılacak bir şey yok. Normal yazmalık defter. Ve geçelim artık son eşyalarımıza. Bir adet dosya. Bu son ödevimin dosyası. Hocaya verileceği için ayrı bir dosyaya koydum. Daha tamamlamadım maalesef ki. Bir an önce tamamlamam lazım. Bu akşam bu videoyu kapattıktan sonra bununla ilgileneceğim zaten. Ödev yapmaya devam edeceğim. O yüzden bunu ayrı bir şekilde koydum. Normalde de şöyle bir dosya kullanıyorum. Çıt çıtlı bir dosya bu arada. Böyle şey değil. Plastikten değil. Çıt çıtı olan bir şey. Tüylü. Anlatamadım tamam ama siz beni gayet iyi anladınız. Bunun içerisinde bütün okul notlarım var. Mesela burada Makedonca varmış. Bu da Makedonca. Bu arada Makedonca mı öğreniyorsun diyenler var. Evet, seçmeli olarak bir ders Makedonca alıyorum. Ama böyle konuşacak derecede ya da İngilizcem kadar iyi değil tabii ki de Makedonca. Ve aynı zamanda geçen sene de Makedonca aldığım için bu sene de Makedonca almaya devam ettim. Bu da bir adet Rusça kağıdı. Sonra temiz kağıtlar yine ödev için ayırdım. Aynı zamanda bir de çeviri bilim dersi için bir kitap. Böyle küçük olduğu için bunu da bu dosyanın içerisine atmıştım. Ve
Son ürünümüz ürün değil. Son çantamda olan eşya. Tabii ki de bilgisayarım. Benim gerçekten emektarım bu ya. Şu anda bu videoyu çektiğim kamera ve bu bilgisayar olmasa gerçekten sizinle asla iletişim kuramam herhalde. YouTube'a ilk başladığım sıralar değil. Bir sene sonrasında almıştım bunu ve iyi ki almışım dediğim. YouTube için en iyi yaptığım yatırımdı bu bilgisayarı almak. Benimki MacBook Air. Hop, 13 inç olanı bu. Bana büyük bir sorun çıkarmayana kadar çok uzun süre daha kullanırım bu bilgisayarı. Nazarlar değmesin gerçekten. Ve şu stickerlarda her gittiğim ülkeden aslında her gittiğim ülke yok burada ya. Stickerları çok seviyorum yani herhangi bir sticker vesaire de yapıştırabiliyorum görmüş olduğunuz üzere. Burada kankeniz falan var. Burada YouTube var. Kısaca böyle arkadaşlar benim çantamda olanlar bu şekildeydi. Çantanın iç tarafını da şöyle göstereyim size. Gerçekten kocaman. Laptop koyma yeri var. Burası da kocaman. Buna sanırım 15 inç falan da sığar diye düşünüyorum. Gerçi 15 inç diye bir ekran var mıydı şu anda emin değilim ama varsa da sığar. Hem uzun hem de geniş. Gerçekten çok konuştum. Herhalde şu anda tamı tamına 35 dakikadır aralıksız sizlerle konuşuyorum. Bu videoyu kaç dakikada bitireceğim asla bilmiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böylece hem okul çantamda hem normal sırt çantamda hem bilmiyorum artık. Olan her şeyi göstermiş oldum sizlere. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda beni YouTube'dan takip etmeyi... Hayır. Evet, YouTube'dan zaten takip edin ama Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ne? Hoşça kalın.